Saat şu an 11.30 ve ben yine bir okuma maratonu videosuyla karşınızdayım. Maratonumuz tam olarak yarım saat sonra başlayacak. Günleri saydığımızda 8 gün ettiğini fark ettik. Ben 1 Temmuz sonuna kadar okumayı düşünüyorum. Yani 2 Temmuz çift sıfır çift sıfıra kadar okumayı düşünüyorum aslında. Yani ne kadar giderse bu maratonda her ne kadar şu an böyle kılım, perişan gözükebilirim çünkü hem bir aydın sıcak hem dışarıdan geldim. İlk defa maratona özgü de bir Telegram grubu kurduk. Biraz sancılı bir süreçti. Nerede grup kuralım ya da kuralım mı, nasıl yapalım, Instagram mı yapalım, WhatsApp mı yapalım ama numaralar ne olacak diye. Hava Uyanıyor serisinin maratonunu da yapmayı düşünüyorum ben. O zaman da bir Telegram grubu açacağız. Yani artık bundan sonra okuma maratonlarımızda bir Telegram grubu oluşturmayı düşünüyorum ben. Bu konuda da eğer Telegram gruplarına katılmak istiyorsanız ve linklerle ilgili, yani okuma maratonlarında özellikle bu linklere ulaşmak istiyorsanız bu dönemlerde beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Aktif oluyorum yani. Bunun dışında bugün ilk kitabımız Aşk Hipotezi. Ben gerçekten sabahtan beri bu kitap için kuduruyorum. Yarın bu konu hakkında konuşuruz ve ben şimdi okumaya geçiyorum. Evet, bugün günlerden 25 Haziran. Ben en son sanırım 2 gün önce falan çektim. Maratona başlamadan önce bu videoyu. Ve şu an çok hızlı konuşmam lazım çünkü şarjım %28. Ve hemen konuşup ikinci kitabıma başlamak istiyorum. Kitapta en çok ama en çok sevdiğim şey, Olive tam olarak benim istediğim bir hayatı yaşayan bir karakter aslında. Yani doktora yapması, biyolojiyle iç içe, işte yaptığı araştırmayla ilgili o uğraşması falan, böyle laboratuvar ortamı. Yani bunları okumak benim çok hoşuma gitti çünkü böyle bir yaşam istiyorum ben, yani böyle bir işin içinde olmak istiyorum. Ve bunun içinde çok güzel bir aşk var. Orada gerçekten çok renkli bir karakter. Adam'a kıyasla. Yani Adam'a aşığım. Bunu asla reddetmiyorum ama. Ya birbirlerini tamamlıyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve ben asıl kapağını daha çok seviyorum bu arada. Asıl kapağı alamamışlar büyük ihtimalle ama. Zaten Olive'in arkadaşı Malcolm ve Anne sanırım. İkisi de çok tatlı insanlar. Adam zaten çok tatlı bir erkek karakter. Holden'a bayıldım yani. Çok sevdim hepsini. Kitabımızın konusundan bahsedecek olursak eğer. Olive bir doktora öğrencisi. Bir arkadaşı var işte Anne. Anne bir çocuktan hoşlanıyor. Ama hoşlandığı çocukla da Olive önceden bir date'e çıkmış. Hani randevuya çıkmışlar. Abi bu kaçıncı motor, bir durun artık, neyse. Randevuya çıkarken çocuğa karşı aslında hisleri yokmuş, yani Jeremy'ye karşı hisleri yokmuş. Anne şu an Jeremy'den hoşlanıyor ama bir hareket yapamıyor çünkü Olive'in eski randevuya çıktığı çocuk olduğu için arkadaşı da hani gücenir falan diye düşünüyor herhalde. Anne Jeremy'nin arasındaki çekimi görünce de arkadaşının mutlu olmasını istiyor ve yalan uyduruyor. Diyor ki ben aslında başka birisiyle çıkıyorum diye. Bunu kanıtlayabilmek için koridora çıkan, karşısına çıkan ilk insana bakar mısınız, sizi öpebilir miyim deyip dudağına yapışıyor çocuğun. Yapıştığı adam da Adam Carlson. Adam da oradaki bir profesör ve herkes tarafından da pislik olarak nitelendirilen birisi. Çoğunlukla insanların tezlerini reddeden, onlara ağır ağır eleştiriler yapan ve bu yüzden herkesin onu gördüğünde tir tir titrediği bir adam. Adam'a her ne kadar pislik falan deseler de Adam Olive'e o kadar tatlı davranıyor, o kadar nazik ki yani. Ben diyorum o kadar güzeller ki, özellikle de ilk böyle bir 50-60 sayfasında yine böyle tatlış tatlış gidiyordu olaylar. Sonradan baya böyle ya olayın gidişi çok güzeldi bence. İşlenişi de çok güzeldi. Aşkın böyle işlenmesini çok seviyorum ve bu arada içinde artı 18 sahneler de var. Bunu da söylemem gerekiyor. Bir ara gerçekten sinirden ağlayacak raddeye geldim. Çünkü Olive kendini çıkmazda hissetti bir ara. Ve ben de böyle bağırıyorum. Ne olur anlat. Ne olur Adam'a söyle. O sana yardımcı olur. Olive de o yalnızlığın içinde olduğu için böyle hislerini açıklamakta çok zorlanıyordu. O yüzden bayağı bir yalan söyledi şimdi ve ben çok sinirlendim çünkü bir süre sonra da sıkıldım artık, diyorum Olive ne olur biraz cesaretli ol ve gerçeği söyle, bunu söylemen gerekiyor filan. Tahmin edilemeyecek bir kısmı yoktu, tahmin ettiğim çoğu şey çıktı ama gerçekten reading slump'ın ilacıydı. Yani ben ilk maratonumun ilk gününde bunu seçmişim, iyi ki bunu okumuşum. Adam'a aşık oldum, büyük ihtimalle bu kitabı 500 defa döneceğim yani, o kadar çok sevdim ki.
Okumak istediğim aşk buydu. Aralarındaki çekim, esprileri onların yakınlaşmasını da zorladı an yani. Araya ne bir erkek karakter ne bir kadın karakter böyle işte girmedi. Yani hatta çok da fazla dalga geçildi. Yani romantik komedi zaten aşk hipotezi. Ve yani böyle içinde romantik komedi kurgularına göndermeler var. Onlarla dalga geçiyorlar falan böyle işte bir otel odasının muhabbeti var işte. Kesinlikle tek yatak vardır diyor Olive. Adam da diyor ki hayır kontrol ettirdim iki tane yatak var diyor. Olive diyor ki yok yok kesinlikle tek yatak vardır. Hani sen hiç mi romantik komedi izlemedin falan diyor böyle. Bunlar mesela çok hoşuma gitti. Okumadıysanız ve artı 18 sahne okumaktan da çekinmiyorsanız 18 yaşından küçüklere önermem çünkü artı 18 sahneler çok fazla artı 18 sahne yok. Bir gece var. Orası da sizi yakar yani size öyle söyleyeyim. O yüzden 18 yaşından küçüklere çok önermiyorum ama çok rahatsız olmayacaksınız. Bir bakın derim. Şimdi de Ölüler Konuşamaz'ı okuyacağım. Ve bu kitaptaki katilin kim olduğunu biliyorum ama o kadar heyecanlıyım ki çünkü hem içinde aşk var hem de biraz ağlayacakmışım gibi hissediyorum. Dilara Keskin okumayı da özledim. Buna başlayacağım. Nasıl gidecek bilmiyorum ama şu an güzel başladım yani maratona sıkılmadım kitap okurken. Bitirdiğimde de bu kitabı tekrardan sizinle burada konuşacağız. Saat gecenin 10'u ama ben bu kitabı bitireli sanırım bir 3 saat falan oldu. Ölüler Konuşamaz hakkında konuşacağım. İlk defa böyle çekiyorum herhalde. Arkada da perdeler falan var. Bu açıdan hiç çekmedim herhalde. Bu ikinci gün benim için bir tık zorlu geçti çünkü spoiler yediğim bir kitap hakkında ilk defa konuşacağım. Çünkü spoiler yediğim kitapları genelde okumam ve spoiler yediğim filmleri, dizileri genelde izlemeyen bir insan olduğum için katilin adının geçtiği yeri okuduğumda direkt şüphelenmeye gidiyordum. Ama bunun dışında da katil dışında da bir sürü insandan şüphelendim. Ve sonunda katil bildiğim insanmış. Yani keşke katili yanlış bilseydim de bir şok olsaydım. Bir cinayetle başlıyor. Gökçe adında bir kızımız var. 18 yaşında ve çöp konteynerında ölü bulunuyor ve sağ elinde de bir siyah kurdele sarılmış bir şekilde. Kitabın şu özelliğini sevdim. Bir bölümde 2005'i okuyorsunuz, bir bölümde 2016'yı okuyorsunuz. 11 sene sonra da tekrardan aynı şekilde birisi öldürülüyor. Ve 11 sene boyunca Gökçe'nin katili bulunamamış bir türlü. Bu cinayet olmadan sanırım kaç ay öncesi, 4-5 ay öncesinden başlıyor bizim hikayemiz. Ondan sonra da 2016'da şu anki zamana gidiyoruz. Ve karakterlerimizin bağlantıları, değişik düşüncelerini okuyoruz. Ve bu arada kitap 3. kişi ağzından anlatılmış bir kitap. Ve böyle olması da yani böyle bir kitap yazılacaksa bir sürü karakterin olduğu 3. kişi ağzından yazılması daha mantıklı. Hele bir cinayet kitabı ise ama duygular bana 3. kişiden yazıldığı için mi bilmiyorum. Çok geçemedi. Yani kitapta çok ağlayacağımı düşünmüştüm. Çok içim kıyıldı, çok duygulandım. Ama son iki sahnesi, son sahnesi dışında bir de Alper'in haberi, Gökçe'nin ölüm haberini ilk aldığı zaman dışında ağlamadım. Duygulanmaya çalıştım, duygulanamadım. Şok olduğum yerler oldu. Yani plot twist diyeceğimiz, böyle ters köşe diyebileceğimiz yerler oldu. Ama onun dışında kitabın içinde çok fazla olay var. Kitabın içinde çok fazla şey var ve kitap sürekli benim için yükseliyordu aslında. Ama sonunda katil gerçekten sebepsizce olduğunu düşünüyorum. Yani Gökçe gerçekten boşu boşuna ölmüş gibi hissettim ben açıkçası. Zaten kitabı da okurken fark ediyordum. Büyük ihtimalle bizim katilimiz Gökçe'yi bu yüzden öldürdü diye düşündüm. Ve dedim ki umarım böyle basit bir sebepten Gökçe'nin canı yanmamıştır. Umarım başka bir sebep vardır. Yani yine sinirleneceğim. Gökçe'nin ölmesini hiç istemedim. Gökçe ile Alper benim kalbimi çok kırdı. Çünkü çok güzellerdi ama bir gelecekleri yok ve bu yüzden çok üzüldüm. Ama onun dışında bir şipim daha var ve bu biraz spoiler olacak o yüzden söylemeyeceğim. Ama o şipim gerçekleşti. Bu yüzden çok mutluyum sonunda. Bence kurgusal olarak da güzel işlendiğini düşünüyorum. Çok akıcıydı. Yani sürekli bu kitaba baktığımda merak etmemin bir sebebi varmış. Gerçekten ben bu kitabı çok beğendim. Katilin sadece şaşırtma unsuru olarak kullanıldığını düşünüyorum. Şundan bahsedeceğim. Biz bunu bu arada Telegram'daki grupta da konuşmuştuk. Naz'la konuştuk. Hatta bu videoyu izliyor mu bilmiyorum. Onunla dediğimiz şey şu. Yani bir katilin psikolojik bir sebepten ötürü birisini öldürmesi olayı
artık bunun gerçekten bir bahane olduğunu düşünüyoruz. Yani ben seri katillerle ilgili çok fazla podcast dinledim ve hepsinin psikolojisi zaten aileviden geliyor, bozuk olduğu ve çoğunluğu zaten bunların hayatlarının yansıması sonucunda bir bahane oluyor yani insanları öldürme konusunda. Burada da öyle bir şey var. Bu benim sinirimi bozdu. Hani acaba kazara mı oldu diye düşündüm. Ne yapacağını bilemedim diye düşündüm mesela. Ama hayır yani. Çok saçmaydı ya. Gerçekten çok saçmaydı. Çok üzüldüm. Gökçen'in böyle bir sebepten katledilmesine çok üzüldüm özellikle. Onun dışında sürekli karakterlerden şüphelendirdi yazar bizi. Ben şu an kimi söylersem söyleyeyim spoiler olacağı için işte şundan şüphelendim, bundan şüphelendim dersem onun katili olmayacağı çıkacağı için bu konuda değinmeyeceğim. Kitabı okurken gerçekten kendimi Türkiye'de gibi hissettim ve bu hem canımı sıktı hem de okurken özellikle de bu durumları sadece yardım al demekle bu işin çözülmediğini, hele de bizim ülkemizde sadece yardım alabilirsin, birilerine anlatabilirsin deyince işin çözülmediğini ve bunun için gerçekten bazı insanların çok sıkıntıda olduğunu, bazı insanların muhtaç olarak yaşadığını, hani bundan dolayı eş seçimlerinize dikkat etmeniz gerektiği, bununla ilgili çok güzel dersler vardı açıkçası. Gökçe'nin hayata olan bakışı da o kadar güzel ki, Gökçe o kadar sevdiğim bir kadın karakter ki, bir genç kızdı ki. Çünkü onun o kendini yani haksızlığa gelemeyişleri, insanları savunmaya, korumaya çalışması ve sürekli dik başlı olması çok hoşuma gidiyordu benim. Hayatı hep anda yaşamam gerektiğini de bir kez daha hatırlattı bana bu kitap. Şimdi Hırsızların Dansı'na başlayacağım. Bundan bir tık korkuyorum çünkü bu kitap da kalın. Yani bayağı kalın kitaplar seçmişim ben. Ya şöyle söyleyeyim, 526 sayfa. Benim elimde inşallah su gibi akar çünkü Jace ve Kazi'ydi sanırım. Umarım doğru okuyorumdur. Doğru okumuyorsam affolar. Çok ama çok merak ediyorum. O ikisinin zaten ikinci kitabı da yakın zamanda çıkacak. Ve ben şimdi bu kitaba başlıyorum. Bitirince tekrardan sizinle burada konuşacağız. Saçlarıma bakın. Saçlarım çok güzel. Allah'ım başım ağrıyor. Gerçekten kendimi o kadar çok zorladım ki. Bugün günlerden 29 Haziran. Hırsızların Dansı'nı anca bitirdim. Hatta bitirdim, direkt kameraya aldım ve şu an buradayım. Çok zorladı bu kitap beni. 320 sayfa okudum ben bugün herhalde. Ve kendimi gerçekten zorladım bugün. Çünkü dün hiçbir şekilde kitap okumak istemedim. Bunun da sebebi ölüler konuşamazdı. Yani ölüler konuşamaz beni gerçekten yormuş. Ben onu fark ettim. Keşke maratonda okumasaydım bunu. Neden? Kitap akıcı olmadığı için ya da reading slump'a sokmaya meyilli olduğu için değil. Kitap çok güzel. Sadece sindire sindire okumak istedim aslında. Çünkü evreni gerçekten çok güzel ve bir kitapta bana evreni bu kadar iyi tanıtabilen bir kitap, bir seri görmedim yani. Aksiyonuna bayıldım. Zaten şu harita ve şu harita her şeyi açıklar diye düşünüyorum. Sürekli haritada mesela bir yerlerden bahsediliyor. Bazen haritada geçmiyor yani o yer. Diyorum bu yer neresi falan. Kitabın ilk 100 sayfasına kadar zaten olaylar çok hızlı gelişiyordu. Kazi yani gerçekten okumaktan çok keyif aldığım bir kadın karakterdi. Zeki, sinsi, kurnaz, güzel. Bir hırsız yani kendisi ve geçmişi beni gerçekten çok kırdı. Jace deseniz o da aynı şekilde. Yani o da zeki, ailesine çok bağlı, geleneğine olan, tarihine olan bağımlılığı, aynı zamanda Kazi'ye olan o nezaketi o kadar güzeldi ki yani okumaktan çok keyif aldığım bir çiftti. Onun dışında artı 18 bir sahne yok, sadece içinde çok fazla kan var ve Sinove diye mi okunuyor acaba? Sinove, bir kızımız var, okçu. Kıza aşık oldum. Ren'e de aşık oldum. Ama Sinove tam bendim. Yani ben bu kitapta olsam Sinove olurdum herhalde. Bayıldım. Hele de sonunda çok bedes olduğu bir sahne vardı. Aşık oldum. Çok sevdim yani onu. Son sayfa beni şoka uğrattı. Direkt Hırsızların Yeminini istiyorum. İkinci kitabı istiyorum. Çünkü kitap böyle tam istediğim şekilde bitti. Ama sonunda bir sayfa var. Ve o sayfa beni mahvetti. Çünkü
Şok oldum. Elimde kitapla kala kaldım ve o sayfayı 5 defa okudum herhalde. Bunun dışında Jace'in ailesine hayran kaldım. Her bir üyeyi çok sevdim. İkinci kitapta çok fazla şey karışacak ve ihanet dolu bir kitap zaten. Ve yani diyorum, buradan nasıl çıkacaksınız? Birbirinizi nasıl affedeceksiniz? Evrenine hayran kaldım. Gerçekten övüldüğü kadar varmış bu arada Hırsızlarındansı. Almak istiyorsanız kesinlikle alın. Dediğim gibi içinde artı 18 bir sahne yok. Sadece çok fazla kan var. Kraliçe gerçekten beklediğimden de daha iyi bir karakter çıktı. Yani karakterlerin hepsi çok iyi. Hepsini sevdim. Sevmediğim karakter yani düşmanlarımız dışında yok aslında. Neyse, şimdi ben operatöre bağlanıyorsunuzla başlayacağım. Aşırı eğlenecekmişim gibi hissediyorum. Yarın tekrardan burada konuşuruz. Geldim ama bitik halde geldim. Evet, yarın maraton bitiyor. Ve ben operatöre bağlanıyorsunuzu bitirmiş bulunmaktayım. Kitap zaten çok hızlı. Hani gerçekten sizi Reading Slab'dan çıkartacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında da kitaba kaç puan vereceğimi bilemedim. Çünkü kitap gerçekten bir genç yetişkin kitabı. Biraz daha yani benim yaşıma kıyasla, ben 20 yaşındayım bu arada. Ay, geldin mi kuzum? Yuki. Yine Sercih'e döneceğim. Haydut'u nasıl koşuyorsanız öyle koşuyorsun. Benim Haydut'um da burada. Değil mi aşkım? Ha, ne ha? Utanma. Utanma. Sızlanma bana. Ay dur, atma kendini. Ha. Dur Allah aşkına. Bir şunu durur musun? Geceleri çok hiperaktif olduğu için tutamıyoruz kendisini. Ve zaten sen videoda senden bahsedeceğim çünkü. O yüzden getirdim. Atma kendini bir yerlere. Tamam. Tamam. Git. Birazdan getiririm zaten. Çizdi bir yerlerim yine. Neyse. Bakma bana öyle. Ne yapacaksın? Isıracaksın mı kitabı? İlgini mi çekti? Al ye. Yiyemezsin ki, öldürürüm. Kitapta en çok sevdiğim yer... sağ olsun. Yuki sağ olsun. Sercan'ın kediyle olan sahneleriydi. Gerçekten benim Yuki ile yaşadığım çoğu şeyi gördüm. Bir tek robot süpürge sahnesini yaşayamadık. O da vakit gelmedi. Çünkü kendisi robot süpürgeden hala korkuyor. Getireceğim oğlum seni. Şurada pozunu çekeceğim yani. Zaten kitabımız bir romantik komedi ama romantiği çok ön planda değil son sayfalara kadar. Son sayfada Ceyhun'un yaptığı bir hareket. Ben düştüm yani. Benim yaşıma çok hitap edecek bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla eskiden meme olmuş espriler vardı. Ve bir tık bazı yerlerinde özellikle de bir fake hesap olayı var. Fake hesap sahnelerinde aşırı cringe oldum. Çünkü Sercan'ın başına gelen şeyler, hani o ağda sahnesi zaten. O haydut patisinin makineye girmesi falan. Yani bunlar zaten komikken Sercan'ın o durumdan çıkmaya çalıştığı zamanki halleri, yani gerçekten utançtan yerin dibine girdim yani kitapta. Sercan zaten çok hazır cevap bir karakter. Sercan'ı çok fazla kendiyle konuşan bir insan. Bunun sebebi de şu, Sercan çok yalnız bir insan. Ben de çok yalnız kaldığım bir dönem vardı, uzun bir dönemdi. Sürekli kendimle konuşurdum, sürekli. Wattpad'de hep bir iç ses olayı vardır ya, işte iç ses sürekli bir şeyler der. Sürekli böyle kendini aşağılayacak şeyler söyler. Gerçek hayatta zaten böyle bir şey yok. Hani kendimizle konuşuruz ama yani böyle... Sürekli iç sesini dışarıdan, ben hiç iç sesime dışarıdan cevap verdiğimi hatırlamıyorum. Burada palyaçoya döndüm, burnuma bakın. Ve yani o iç sese sürekli dışarıdan cevap veriyordu Sercan'a. Diyordum ki artık sus, ne olur sus. Hani o iç ses olayını hiç sevmiyorum çünkü Wattpad'de. Yani içeride kendimizle tartışırız ama içeriden sürekli bir ses, bizi aşağılayıcı şeyler söylemek falan. Yani içindeki şeytan diyor zaten ona da. Wattpad'in bu özelliğini özlememişim, onu fark ettim ve son 60 sayfa o kadar güzeldi ki böyle içimin yağları eridi. Sercan'ın söylediği her bir cümlede
kraliçem önünde eğilirim dedim yani. Zaten son sayfalar aşırı güzeldi. Yani kitabın normalde ilk başta şey düşündüm, 6 ya da 7 vermeyi düşündüm. Ama son anları gerçekten çok güzeldi ve çok keyif aldım bu kitabı okurken. O yüzden 8 verdim ben bu kitaba. Kitap çok hızlı akıyor çünkü çoğunlukla zaten diyaloglardan oluşuyor. Bir gün içerisinde Serce'ye alıştım ve özledim yani şu an Serce'yi. Daha çok zevk aldığım şey kedilerle olan sahnelerde. Kedilerin içinde olduğu, Haydut'la Hasek'in olduğu her sahneye bayıldım. Her sahneye bayıldım. Ya zaten ben de kedimle, Yuki ile konuşan bir insanım. Hatta Yuki ile karşılıklı miyavlaşıyoruz. Ben meyliyorum, Yuki meyliyor. Yuki miyavladığında ben çizgi ses çıkartıyorum, Yuki çıkartıyor. Biz böyle sürekli meyleşiyoruz yani. Çünkü Yuki miyavlamıyor. Direkt meyliyor yani. Kuzu gibi meyliyor. Değil mi aşkım? Ben bayağı eğlendim yani, bayağı güldüm. Özellikle de bazı yerlerde aşırı kahkaha attım. Hani beni gerçekten güldürdüm. Yani zaten robot süpürgeyle kavga ettikleri yerde koptum yani. Orada gerçekten karnıma ağrılar girdi. Yani Yuki şu an uyuma pozisyonuna geçiyor. Ben onu getireyim bir. Yuki asla robot süpürgenin üstüne oturamaz. Çünkü sürekli izliyor. Hani robot süpürge sürekli bir şey yapıyor ve sürekli böyle pısıp izliyor. Robot süpürge gidiyor, arkasından gidiyor. Robot süpürge dönüyor, o tekrardan duruyor böyle. Sanki kovalamacı oynuyor gibiler. Hani keşke o günleri de görebilsek Yuki'nin robot süpürgenin üstünde oturduğu. Hele de Haydut salona gidiyor. Haseki de onu oradan odasına götürüyor filan böyle. Resmen paslaşıyorlar filan. Sonrası tabii kavga filan ediyorlar. Aşırı güzeldi. Kübra Kiraz, belki buradan bir soru sormak istiyorum. Şu an evinizde bir kedi var mı? Çünkü evinizde bir kedi yoksa ve buna rağmen böyle iyi satır yazabiliyorsan gerçekten alnından öperim yani. Tamamen Yuki ile yaşadığım maceralar geldi aklıma. Şu an uyuma pozisyonuna geçti güzelim. Yani patiğin ağda değdiği anda o pati direkt aklıma Yuki'ymiş gibi geldi. Ve Yuki böyle bir hareket yapabilir bu arada. Yani Serce ile Haydut nasılsa Yuki ile biz de öyleyiz. O şu an uyuyacaktı. Şöyle getireyim. Tamam. Tamam. Özür dilerim. Dur. Aşkım dur. Çevireceğim. Çeviremiyorum. Ben bu kediyi zapt edemiyorum. Haseki gibi. Yani bu halleri Haseki. Bakar mısınız ne kadar saçma bakıyor. Ama huyu Haydut. Tamam aşkım. Tamam. Gel. Heh. Uykusundan uyandırdım çünkü. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Bir de kedi benim ruhumu taşıyor bu arada. Yani aşırı huysuz oluyor. Böyle işte bizim kedimiz de. Güzellik. Tamam. Ne yapıyorsun? Yine ısırdı beni. Neyse ben kapatıyorum. Şimdi sinsice yaklaşma benim yanıma. Vallahi patlatırım bir tane. Yuki ayağımı ısıramazsın Yuki çekek. Hak ettim biliyorum. Kaldırmamam gerekiyordu. Özür dilerim. Gel bakalım gel. Şimdi ne yapacağım? Yuki ile veda edelim artık. Oh be. Ay. Yoruldum ayol. Yemin ederim yoruldum. Ay kaşındırıyorsun beni. Yoruldum ya, böyle oturmak istiyordum seninle. Çok mu şey istiyorum Yuki? Hı? Tamam bırak. Sıkmıyorum da, sıkıntı da şu, sıkmıyorum kediye. Of. Neyse ben çemberin altındayı okumaya geçeceğim. Yarın tekrardan sizinle burada buluşacağız. Açıkçası kılığıma nasıl olduğuna bakmadan giriş yaptım çünkü şu an moralim çok bozuk. Çemberin altındanın kaçıncı sayfasındayım? 179. sayfasındayım. Aslında 120 sayfam falan kalmış ama bugün bunu okuyacak mecalim yok. Çünkü az önce Stranger Things'in 9. bölümünü izledim. Yani son bölümünü izledim 4. sezonunun ve moralim aşırı bozuk. O yüzden büyük ihtimalle oyun oynayıp işte bu videoyu sonlandırıp bitireceğim maratonu. Büyük ihtimalle bu ay okuduklarım tarzında bir şey çekersem ki temmuzluk çekerim kesinlikle. Burada konuşuruz onu. Sadece şu anki düşüncelerimi söyleyeyim. Hera'nın
böyle patladığı bir sahne var. Başlarda Çağlar'a patladığı bir sahne var. Ağladım biraz. Çünkü haklı bir sebebi vardı yani orada ve dedim ki yürü be kızım dedim. Senden de bu hareketi bekliyorum zaten dedim. Onun dışında Hera ile Çağlar'ın ilk kitapta böyle çok fazla onların sahnelerini okumak istiyordum ve şu an o sahneleri okuyoruz. Aynı zamanda Hera'nın neden böyle şeyler yaşadığı ile ilgili de küçük bir şey bahsedildi. Ve bu da benim ilgimi çekti aslında. Yani onun nasıl sonuçlanacağını da merak ediyorum. Temmuz ayında okuduklarımda konuşacağız. Ama yani yarısından fazlasını bitirdiğim için bu kitabın 5 kitap bitirmiş olarak sayıyorum kendimi. Benim bu maratonda bitirdiğim kitaplar bu şekildeydi. Evet, bu maraton videosu bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu video hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Onun dışında siz bu maratona katıldıysanız kaç kitap okudunuz ve bu kitaplar hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Hem sizin okuduğunuz kitaplarla ilgili hem de benim okuduğum kitaplar hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Lütfen aşağıya spoilersız yorumlar bırakmaya çalışın. Spoiler vereceksiniz de. Başında lütfen spoiler yazın ki hani insanlar sıkıntı çekmesinler. Büyük ihtimalle Ağustos ayında yapabilirsem bilmiyorum. Yani Temmuz ayında bir maraton yapabilecek kafada olabileceğimi düşünmüyorum şu an. Çok yoğun bir ay geçireceğim çünkü. Ağustos ayında vakit bulabilirsem Hava Uyanıyor serisinin maratonu yapmayı düşünüyorum. O da beni bir tık zorlayacak bence ama bakalım. Bir hafta benimle geçiren insanlar vardı Telegram'da. Şu anda hatta bir grubumuz var, WhatsApp grubu. Bayağı kaynaştık o insanlarla bir arada olmak gerçekten çok güzeldi. Bir Telegram grubu açmayı düşünüyorum Hava Uyanıyor içinde. Yani bundan sonra maratonlarımı böyle yapacağım. Grubumuzda şu an çok aktif olan insanların adlarını söylemek istiyorum. Hepsini buradan çok seviyorum. Emo, Naz, Eren, Zeynep, İrem, şu an aklıma geldi Eda. Kahveli Eda ama onu da söyleyeyim baştan. Onun dışında şu an aklıma gelenleri sayıyorum. Eylem, Eylül, Ozeyn vardı. Yusufi, Yusufim Şekerim. Onu da çok seviyorum burada. Aslı da bu arada bizim gruptaydı. Aslı'yı zaten sevdiğimi biliyorsunuz. Ama yine de buradan da söyleyeyim. Onunla da çok güzel vakit geçirdik. Bahar, Fesleğen Seven Bahar. Turan, İkon Turan o da var. Maria, Maria beni bul. Gerçekten beni bul. Maria o son zamanlarda grupta çok aktif değildi. Umarım beni bulur ve bu videoyu izler diye düşünüyorum. Evet, edit sırasında fark ettim. İsmini söylemediklerim var ve bana kırılacaklarını bildiğim için şu an edit sırasındayken dedim ki isimlerinizi tekrardan söyleyeyim. Aleyna ama İzmir güzelim. Bunun dışında Belkıs, gerçekten sesine aşığım. Betül ama panda sürekli tatlı tatlı sticker'lar atan arkadaşımız. Ceren'im, deli gibi kalplere boğduğum bir insan. Dilara, Aydın'da yaşıyorsun, seni bulacağım bu arada. Bahar da Aydın'da yaşıyor, onu da bulacağım. İkinizi de bulacağım yani. Onun dışında Emo, Emo'yu zaten söylememe gerek yok herhalde. Çünkü Emo'nun namı almış başını gidiyor. Tipime şu an asla aldırmayın. Çünkü sesli söylemek istiyorum. Editte yazısım gelmedi yani. Öyle geçiştirmek istemedim. Gece ama gündüz olan, onu da çok seviyorum. Zaten gece ismine aşığım. Geceye de ayrı bir aşığım. Hale ama hünkârımız. Hale tam bir queen, tam bir ikon. Hale'nin dayısına da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Naz'ı söyledim. Psikolog olan Naz. Zaten video içerisinde de bahsetmiştim. Nida ama duygusal olan Nida sürekli benimle beraber ağlayan bir arkadaş olacak. Nursena grubumuza yeni eklendi. Nursena'yı da söylemek istiyorum. Tatlış bir arkadaş. Rabik ama yıkık olan Rabik. Rabik yıkıklığını alacağız kardeşim. Bunun dışında Yaren'i unuttuğum için kendime çok sinirliyim. Çünkü Yaren hiç unutulacak bir insan değilsin, bunu bil. Yani Yaren'in gülüşü gerçekten bütün insanları güldürebilecek bir gülüş ve Yaren'e düşüyorum sadece bu kadar. Bu grubumuz arkadaşlar bundan sonra katılım almayı düşünmüyoruz bu arada, bunu da söyleyeyim çünkü zaten kaç kişiyiz, 26 kişi falanız yani şu an grupta ve aşırı fazla kaynaştık yani. O yüzden de bundan sonraki gruplarda eğer böyle bir durum olursa dahil edeceğim. Bu da Hava Uyanıyor serisi için geçerli olacak, bunu da baştan söyleyeyim. Öpüyorum sizi. Ve evet, sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.